Türkiye'nin muhalefetinde iş olmadığı gibi sözde muhalif gazetecilerinde de iş yok. Gürkan Hacır olsun, Merdan Yanardağ olsun, bunların en büyük görevi Kılıçdaroğlu'nu parlatmak. Kamuoyunda herkesin istediği iki aday var. Birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Bu iki adayın haricindeki hiçbir adayı toplumun kabul etmeyeceğini hepsi gayet iyi biliyor. Bugün CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gerçek Gündem haber sitesinde bir haber yayınlandı. Emin Çapa'yı hepiniz biliyorsunuz. Halk TV programcısı kendisi. Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile olduğunu söylediği bir görüşmeyi takipçileriyle paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için görüştüğü kişinin liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt verdiğini belirtiyor Emin Çapa. Emin Çapa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da o aday olmadığını belirtiyor. Kılıçdaroğlu ile ilgili iddialarda bulunan Emin Çapa'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, bakın ne şekilde ve kendisine yönelik tepkilere de bir bakalım. Diyor ki Emin Çapa, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana ve Karamollaoğlu'na görüşmeye gönderdiği adaya bir itirazım yok. Kendisini adayı açıklamış Kılıçdaroğlu Emin Çapa'nın. Ama kamuoyu bunu ikinci Ekmelettin vakası olarak algılarsa diye hazırlık yapıyor. Öyle olacak zaten. Sorumluluğu Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıyorum diyor. Karamollaoğlu hakkında bahsediyor işte. Aslında Meral Akşener Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sayın Yavaş'tan kesin emin değilim ama Sayın İmamoğlu'nun yetkisi Cumhurbaşkanı olmayı istemediğinden kesin olarak eminim. İşte o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği arkasında parti desteği olmayan adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı yardımcısı başbakan gibi yetki kullanabilir diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi? Bir tane yorumcu bakın burada yanıt vermiş. Emin hocam ettik rahat olalım. Kılıçdaroğlu'nun aday olması intihar olur. İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday olursa İBB AKP olacak. Tek sorun bu. Buraya kanalize olurlarsa bir şekilde o sorun da çözülür. Net olarak söyleyebilirim. Vesaire vesaire. Bazıları da Emin Çapa'nın İmamoğlu aday olmasın şeklindeki bu duyurusuna destek vermiş. Ama bazıları da diyor ki bu ismi biliyorsanız yorumunuz nedir Emin Bey? Seçmen beğenir mi? Tepki gösterenler de var. Tanınmayan bir isim olacakmış. Tanınmayan bir ismi Cumhurbaşkanı adayı göstereceklermiş. Türkiye'nin önüne ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası olarak çıkaracaklarmış. Ama yalnız korkuyorlarmış ismi açıklamaya şimdilik. Çünkü hepimiz tepki gösterirmişiz. Beyefendiler ne yapacak o zaman? Seçime 50 gün kala tıpkı Muharrem İnce olayında olduğu gibi 50 gün kala Cumhurbaşkanı adayını ilan edecekler. Bir seçimi daha AKP'ye hediye edecekler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aklını başına alsın. CHP Genel Merkezi aklını başına alsın. Türkiye'nin Ekrem İmamoğlu'ndan veya Mansur Yavaş'tan başka şansı yok. Seçimin birinde trafoya kedi girdi dediler. Şu kedicikleri suçladılar. Seçimi kedicikler yüzünden kaybettiklerini kabul ettiler. Bir de dalgaya vurdular işi. Sonrasında ne oldu? Adam Türkiye'deki kritik bir referandumda CHP Genel Başkanı'ndan bahsediyorum. Hayır kampanyası yürütmesine rağmen gidip oy kullanamadı. Bu muhalefetten hiçbir şey olmayacağını zaten biliyorduk da bu kadar da beceriksiz ve vizyonsuz olduklarını hiç bilmiyorduk. Daha kaç seçim kaybedeceksiniz? Türkiye'nin önüne takosu koyan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'ndeki yöneticilerden başka kimse değildir. Ama bu oyunu en azından Meral Akşener bozmalıdır. İkinci bir Ekmelettin vakasına Türkiye'ye bunu yaşatmanın hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı yoktur. Eğer yanlış düşünüyorsam yorumlarda belirtin. Eminim ki hepiniz Ekmelettin İhsanoğlu vakasını yaşamak istemiyorsunuz. Eminim ki hepiniz sözde partiler üstü bir adayla seçime girilmesini kabul etmiyorsunuz. Kafaya bakar mısınız? Mantığa bakar mısınız? Bir de korkuyorlarmış ikinci Ekmelettin vakası olacak diye de şimdilik açıklamıyorlarmış. Emin Çapa da sosyal medya hesabından bunları duyuruyor. Emin Bey'in yapması gereken her şeye konuşuyor ya. Hayır kardeşim sizin yaptığınız yanlış. Siz seçimi ancak İmamoğlu ve Yavaş'la kazanabilirsiniz. Toplum bunu söylüyor. Anketler bunu söylüyor demesi lazım. Ama bunu yapmıyorlar. Muhalefetteki gazetecilerin büyük bir bölümü Kılıçdaroğlu'nu gazlamakla meşgul. Başka bir işleri yok.
Kılıçdaroğlu da muhalefet olmaktan memnun, bu gazeteciler de muhalefet gazetecisi olmaktan memnun. Bir seçimi daha kaybeder bunlar. Oylarımızı şu kadar artırdık derler. Salıdan salıya grup toplantısı yaparlar. AKP bir yasa değişikliği yapınca da numaradan Anayasa Mahkemesi'ne koşarlar. En iyi bildikleri iş bu. Gerçekten yazıklar olsun ya.